1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü, İşçi Bayramı ülkemizde ise ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. 1 Mayıs'ta işçiler izin verilen meydanlarda kutlama yaparken vatandaşlar yaklaşan bayram nedeniyle, 1 Mayıs tatil mi, diye sorguluyor. 29 Nisan Pazartesi ve 30 Nisan Salı günü okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi ve 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili 5 güne mi çıktı MEB açıklaması var mı, İşçi ve Emekçiler Bayramı için sayılı gün kaldı. 1 Mayıs, dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki Türkiye'de 1 Mayıs tatil mi? Ülkemizde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Nisan 2009'dan bu yana resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta kamu kurumları, bankalar ve PTT'ler kapalı olacak, öte yandan okullar ise tatil yapacak. Peki 1 Mayıs öncesi, 29 Nisan Pazartesi ve 30 Nisan Salı günü okullar tatil olacak mı? Bu konu hakkında henüz MEB'den resmi bir açıklama gelmedi. Eğer 29 Nisan Pazartesi günü tatil ilan edilirse, okullar 5 gün tatil olacak. 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs 2019 Çarşamba okullar tatil mi? MEB açıklaması yapıldı mı? Bu sene 1 Mayıs kaç gün tatil olacak? 1 Mayıs kaç gün tatil olacak? MEB bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde 30 Nisan tatil mi sorusunun cevabının MEB tarafından verilmesi bekleniyor. Gelişmeler haberimizde olacak. 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi? Öncelikle bu sorunun yanıtını verelim. 1 Mayıs tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanır ve resmi tatildir. Ülkemizde de her yıl olduğu gibi 1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Yani çalışanlar bugün işe gitmeleri durumunda mesai alacaklar. 1 Mayıs okullar tatil olacak mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi her yıl okulların eğitime devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşçi bayramı nedeniyle okullarda eğitime ara veriliyor. Öğrenciler 1 Mayıs Çarşamba günü idari izinli olacaklar. Eğitim 2 Mayıs Perşembe günü devam edecek. 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler her resmi tatilde olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de kapalı olacak. 1 Mayıs'ta ilaç alacak olanlar nöbetçi eczanelerden hizmet alacak. Her ilçede en az 2 nöbetçi eczane hizmet verecek. Eczaneler 2 Mayıs Perşembe günü ise açık olacak. 1 Mayıs PTT çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Posta Teşkilatı Kurumu çalışanları izin yapacaklar. PTT şubeleri kapalı olurken, PTT bankamatikleri işlemleri yoğmayı sürdürecek. 1 Mayıs'ta PTT ile işi olanlar ya 30 Nisan ya da 2 Mayıs'ta işlemlerini yapacak. 1 Mayıs noterler açık mı? Noterler alım-satım işlemleri başta olmak üzere birçok resmi işi gerçekleştirmemizde yardımcı oluyor. Noterler 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Noter işlemlerinizi 2 Mayıs'ta yapabilirsiniz. 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bankalar kapalı olacak. Kamu bankaları gibi özel bankalarda işlemlerini 2 Mayıs'tan itibaren yapacak. Bankamatikler ise aktif olacak. 1 Mayıs KRGOLAR açık mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda PTT kargo kapalı olacak. Ancak özel kargolar işlemlerini sürdürebilir. Bu konuda firmalar kendi kararını verecek. Önceki yıllarda özel kargo şirketlerinin açık olduğu biliniyor. Yani inisiyatif doğrultusunda özel kargolar açık ya da kapalı olacak, çalışan işçiler bugün de mesai alacaklar.
28 yıl sonra tekrar resmi tatil oldu. Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da, Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edildi. 1 Mayıs nedir önemi? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. 1 Mayıs dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. İlk kez Avustralya'da yürüyüş düzenlendi. İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden parlamento evine kadar bir yürüyüş düzenlediler. ABD'de iş bırakma eylemi 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere 500.000 işçi katıldı. Louisville'de, Kentucky 6.000'den fazla siyah ve beyaz işçi birlikte yürüdü. O dönemde Louisville'deki parklar siyahlara kapalıydı. İşçiler sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte ulusal parka girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu, şeklinde yorumlanmıştı. EAYMARKET olayı bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm hararetiyle devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı High Market olayına yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz eksi 21 Temmuz 1889'da toplanan 2. Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. Birçok ülke kabul etti. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs, böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar. Bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır. Türkiye'de 1 Mayıs'ın tarihçesi, Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü kutladılar. 1912 yılında İstanbul kesme işareti de ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti. 1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak işçi bayramı ilan edildi. Bahar ve Çiçek Bayramı 1924 kesme işareti te hükümet kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı. 1925 kesme işareti te çıkan takriri sükun yasası, işçi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerliliğini korudu. 1935 yılında 1 Mayıs kesme işareti a, Bahar ve Çiçek Bayramı adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi. Yüzyılın ikinci yarısında ivme kazandı. Türkiye Cumhuriyeti döneminde işçi hareketleri yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme kazandı.
1976 yılında uzun yıllar sonra ilk defa geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim Kesme İşareti de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kesme İşareti'nin organizasyonu altında gerçekleşti. 1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda yaklaşık 500 bin kişiyle en geniş katılımlı 1 Mayıs toplantısı düzenlendi. Ancak göstericilerin üzerine ateş açıldı ve göstericilerden 34'ü, yaralanarak ve üstlerine ateş açılması sonucu çıkan izdihamda ezilerek öldü. 1977 yılının 1 Mayıs günü, tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Askeri darbe hazırlığı olarak yapıldığı MİT tarafından Başbakan Süleyman Demirel'e rapor edilince, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun derhal Rizin emekliye sevk edildi. 1 Mayıs neden kutlanıyor? İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden parlamento evine kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere 500.000 işçi katıldı. Louisville'de, Kentucky 6.000'den fazla siyah ve beyaz işçi birlikte yürüdü. O dönemde Louisville'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte ulusal parka girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu, şeklinde yorumlanmıştı. Gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm hararetiyle devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı High Market olayına yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan 2. Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar. Bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.